Peki, gelelim <laughs> Macron'a beslenmeye. Hocam İlk kez <laughs> adını duyuyoruz. Ee, Biz sizden dinleyelim nedir krono beslenme? Şimdi bizim her yediğimizin bir anlamı var. Ama yeme düzenimizin, güne yayılımının, sıklığının, düzeninin, kompozisyonunun, benim metabolizmamla, benim hormonlarımla, benim kilomla, beyinle açtık toklukla benim hücrem mitokondri hani enerji kaynağımız ATP ürettiğimiz yerle olan besinlerin tüm bu etkileşimine krononütrisyon deniyor. Hani böyle baktığında bu nedir deniyor. Bizim bu saate baktığımızda acaba hangi saat zamanları arasında beslenmeliyiz? Hmm. Beslenmemizin kaynağı nereden gelmeli? Bu kaynakta tükettiğimiz besinlerin içeriği karbonhidrat, yağ, protein oranları ne olmalı? Uykuyu burada nereye koymalıyız? Fiziksel aktivite ne olmalı? Bunların bir ritmi var. Bakın şunu mutlaka altını çiziyorum. Eğer biz aynı kiloda, aynı cinsiyette aynı hareketleri yapalım. Bu zamana uymadığımızda da ya da diyet kompozisyonu değiştiğinde ben ayda 0.8'den yılda 10 kilo alırım. 2 yılda 20 kilo, obez, tansiyon, metabolik hastalıklar. Yani bunun Hepimizin bir Önemli biyolojik saatini evet. bu biyolojik saatte nereye beslenmemiz. Bir evrim geçirdik. Evrim diyordu ki bize gündüz avlan gece korun. Mağarana çekil, barınaklarına çekil. Şimdi biz de fare için yaptığımızda bunu ne oldu? Gece avlanıyorlar çünkü onlar gündüz daha sık avlanırlar. Bir gruba 8, bir gruba 8-3, bir gruba 12-8. İkisi de zaman kısıtlı diyet. Kadınlar da yapılmış 400 küsur kişi de baktığınızda akşam geç yiyenler aynı şeyi yediği halde kilo alıyorlar. Sonra bakmışlar ki buna bir şeyleri daha eklemek lazım. Acaba uyku problemi çekenlerde nasıl? Hmm. Aynı şeyi tüketiyorlar. Bu sefer aynı zaman diliminde yiyorlar. Ama 6 saatten az dalamama, sık uyanma problemleri oluyor. Bunlar günde 250 kilokalori ya da 300 kilokalori yani ayda bu sefer 0.8 değil ayda bir kilo daha fazla alabiliyorlar ne kadar etkiliyor. Bakın yani. aynı şeyi yiyoruz, aynı hareketi yapıyoruz. Yok olmadı. Bu sefer 3 değişik bir basamağa daha geçtik. Yahu tamam aynı kaloriyi alalım. Hatta diğer kişi daha fazla hareket etsin. Daha fazla hareket ediyorum. Aynı kaloriyi alıyorum. Ama gece geç yiyorum ya da uyku problemim var gene kilo alıyorum. Yahu adam benden daha fazla yiyor, hareket etmiyor, kilo almıyor. Ya bunu çevrenizde de gözlemlemişsiniz. Çok çok tabii. Yani bir de daha büyük bir tehlike geldi. Yani benim hormonlarım da bu zamanda şöyle bir beslenme yaratmam gerekiyor. Evet biz genlerimizin kodladığı hormon, melatonin, serotonin, bağırsak, beyin, açlık, tokluk dengesinde akşam yememeliyiz. Şimdi bunu modifiye edebilirsiniz. Hiç yememek mi? Ha canınız bir şey çektiğinde içi bayılanlar olabilir. E, hafif kilolu, diyabet hastalar, obez ya da canınız bir şey çekti biraz oturmak. Yani bu e, ne demektir? Hani ben 2-3'lere kadar oturuyorum mu ona da değineceğim. Ha, o zaman bir tık ama düşük Fruktozu dengeli, karbonhidratı da daha az bir şey yapabilirsiniz. Neler yiyeceğimiz hepsini konuşalım. Bu e beslenme <laughs> programının amacını da konuşacağız. Ama önce saatler üzerinde dilerseniz izleyenlerimize gösterelim ne oluyor biyolojik olarak vücudumuzda. Onu gösterdikten sonra da bir miktar sanki insanlara böyle bir aralıklı oruç çağrıştırıyor olabilir. Onun arasındaki farkları da konuşuyor olur. Tamam. Buyurun şuradan gösterelim hocam. Şimdi bizim burada yapacağımız şey araştırmalarda biz sabahçıyız. Yani sabah kalktığımızda İşe aktif, bedenimiz daha aktif ve bir işe gideceğiz. Dolayısıyla hani ben nasıl olsa uzun, geç yatayım, 05'te uyuyayım ama yine 8 saat kesintisiz. Hayır bu da kaliteli değil. Olmuyor değil mi? Sizin hormonlarınızla beraber, beyinlerinizle, bağırsak floranızla etkileşimde, sabah harekete başladığınızda biz bunlara şey diyoruz, early, erken krononutrisyon tipleri, geç krononutrisyon tipleri. Erken kalktınız ve bir kahvaltı yaptınız ya da bunu biraz 9 10. Bazı için sabah gerçekten bir şey istemiyor. Yiyebilir. Yemesin mi? Evet. Ama biz çalışma saatinde 8 saat aynı sandalyede oturalım. Hareketi katmayalım mı? Hayır, kesinlikle şundan da bahsedeceğim ya da parantez açayım. Hareketi yaşantınıza katın. Ama yemek olayına geldiğinizde 18'den önce yemek bitmeli. 6'dan önce. Bu bizim biyolojik saatimiz, <laughs> hormon vücuttaki enerji besinden enerjiyi almak kesinlikle bunu söylüyor. Bunu deneyin kendinizde. Yani o zaman bizim krononütrisyon zaman kısıtlı, aralıklı IF dediğimiz oruçlarda yani zaman kısıtlı diyetlerden, açlık diyetlerinden daha önemli. Çünkü hepsinin ötesinde sizin fiziksel aktivitenizin zamanınızı, uykunuzu etkiliyor. Mesela siz 18'den sonra gene bir şey yememekte de kendinize şekersiz bir takım daha çok kahve, bitkisel çaylı ya da biz iyice şekersiz komposto şaf gibi az bir şeyleri katabilirsiniz. Ama ben o yemeği yedim eve geldim yorgundum bir de üzerine hani fruktozla meyve zengini bir şey yapayım ee, ya da onun dışında Olmuyor. bir şeyler atıştırayım yağlı tohumlar alayım. Kuru yemiş de yiyoruz, meyve de yiyoruz, börek de çakıyoruz yanına o zaman eşittir. Yani, evet alışkanlıklarımız böyle ya hocam yani 6'da mesela ben çok erken yatan birisiyim o yüzden biraz miktarda akşam yemeğimi 5.30-6 gibi yiyorum. Sonrasında işte bir yeşil çay falan. Ama mesela 11-12'de hani yatan birisi için 6 saat açlık o kısımda bir de gece de aç kalacak falan. Nasıl yap, nasıl ne tavsiye edersiniz? Ama işte metabolizm böyle demiyor. Yani burada benim kesinlikle tavsiyem o zaman siz işte 10-11 gibi bir kahvaltıyı kaydırın. Ama yemeği gene 6'lara çekin. 6'dan sonra bu belki yarım elma olabilir, çok az bir muz olabilir. Kesinlikle yememek gerekiyor. Yememek Bizim gerekiyor. Bizim saatimiz bunu bu. diyor. Yani çünkü şu var, bir, geç yiyenlerde, vardiyalı çalışanlarda da bir sürü çalışma yapılmış. Bu krononütrisyonla ilgili bir kere insan çalışması az bir sürü derken. Ama hepsini taradığımızda siz vardiyalı çalışıyorsunuz, aynı şeyi yiyorsunuz. Uykunuz hmm. değişiyor, hmm. çalışma şekliniz. Daha fazla tansiyon, daha fazla kalp damar hastalıkları, kalp damar tıkanıklığı. Daha fazla diyabet, daha fazla kilo. Mesela şeyden bahsedeceğim. Hepimiz görmüşüzdür. Şişman ama mutlu insanlar. Evet. Obes ama mutlu. Evet. onları yerleştirdiğimizde... Sabah erken kahvaltı yapıyorlar. Hı hı. Gün içinde daha iyi hareketliler. Hı hı. Gün içinde o atıştırmalıkları, acıkmaları olduğunda var. Kesinlikle daha uykuları dengeli, daha erken yatmaya meyilliler. Akşam geç yemekleri de yok. Yani bu kesinlikle yani obez hastalar üzerinde obez metabolik sağlıklı insanlarda. O nasıl Diyabeti obez oldular yok. peki? Kolesterolü yok. E bizim hani kilonun artmasıyla gelişen şeylerde İlla bazında insülin direnci diyabet gelişmiyor. İlla kalp damarında tıkanıklık olmuyor. İşte bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Hmm. Obes ama sağlıklıdan bir fikir alırsak, hmm. e bunu bir de obes olmadan sağlıklıya çevirirsek, işte erken kalkmak gibi, bu arada atıştırmalık gibi, atıştırmalık, bu arada fiziksel aktivite ve altından Düşünse, sonra bir şey yememek nasıl gibi. Nasıl daha sağlıklı olabiliriz yaratıyoruz Hepimiz aslında. Hepimiz onun peşindeyiz aslında. Ama burada önemli olan bir şey daha var. Mesela orada bahsedeceğiz bu krononitrisyonda da yani bu masa gibi yani artık ben diyorum ki evleri bir kiler haline getirin. Hı hı. Hani mutfağa girdim ben 20 dakikada çok yoğunum hemen atıştırdım değil. Hayır ya artık diyorum ya spor mu yapıyorsun kardeşim giy önlüyor artık. Artık devir o devir. İnsanoğlunu 50 yılda 200 bin tane o kimyasal maddeyi soktuk. Yarılanma ömrü olan kalıcı kirleticiler vücudumuzda 15 ila 30 yıl yarılanma ömrüleri var. Bunlar her yerde. E Bunlar insanın evriminde sonda yerleri yoktu. Evet. E şimdi biz olduğumuzda diyoruz ya o şişmanlar e bir sürü burada ata tohumu uyguladığınızda beyninizin açlık toplusu daha iyi gidiyor. Hı hı. Ama buradaki en önemli sinyal sabah kalk erken kahvaltı yapmaya çalış fiziksel aktiviteni dengeli o, tut. Mesela onun bir saati var mı özellikle fiziksel aktiviteyi önerdiğiniz bir saat yoksa kişi biz kendisi karar. Biz tokluk zamanı değil ama kesinlikle açken biz, mi yapmayı öneriyorsunuz e, mesela? İstiyorsanız çok aç tolere edemiyorlar. Yemekle arasına mutlaka iki saat koysun diyoruz. İki saat ve bununla yani. da ilgili yani. çok çalışma var vücutta. Hani oksijen kapasitenizi push yapalım. Nabzımı 180 hayır değil. Yaş ve risk faktörlerinize göre %65'e kadar yükseltin. Bunu haftada 30'dan en az 5 gün yani haftalık 150 dakika kar diyor gelme ve nefes terapisine çevirin. Zaman kısıtlı ve Hı. sağlıklı beslenmeyle gelen şifa. Peki ne olacak yani eğer biz bunu yaparsak vücudumuzda diye hocamız aslında bir sürü şey söyledi ama ben şunu sıralamak. Ya bu en önemli soruydu. Önemli, değil mi? Değil mi? Aslında bu harika. Bu. Ama çok güzel şeyler var. Onlar da ekrana şimdi geldi. İsterseniz onların üzerinden tek tek geçelim. Tamam. Hücresel yaşlanmada koruma, telomer ta tamiri, mitokondriyal sağlık, epigenetik koruma, enzimatik sağlık. Yani hormonal sağlık. Biz artık aslında bunları konuşuyor olmalıyız öyle değil mi? Şimdi bravo sanki biz yani benim çok sinirlendiğim bir olay var. Biz bunları yapıyoruz ha tamam benim 3 kilom gitti. Hayır ya vücutta diyabette, de de kanser de eşittir inflamasyon yani iltihap. Hı hı. Bunun sinyallerine işte krononütüsyonun bozunca katkılı maddeler yediğince atatomları kullanmayınca. Hayır ben bunun için yapıyorum bu sağlıklı beslenmeyi? Hem bu hastalıklara sahip olmama ama benim genetim hani telomer tamiri bunun için bir sürü gen çalışmasıyla bunların ilaçları da var. Mincik parantez açalım mı telomer tamirini anlatalım izleyenlerimize lütfen. Şimdi bizim bunlarla ilgili çalışmamızda telomerler bizim DNA kodlarımızda bunları yapıştıran maddelerin bozulması. Eğer telomerlerinizde bozulma olduğunda daha fazla kronik hastalıklar, mutasyonlara ve kansere yol açabiliyor. Evet. Bunları tamir eden gen geliştirmek ya da ilaç geliştirmek genleri düzeltmek gibi bir şey. E alın buradaki bu diyetin tek amacı zaman kısıtının daha üstünde bir beslenme şekli uykunuzdan her şeyi amaç vücutta tüm inflamasyonu azaltmak. Sadece hastalıkların yönetimi ve tedavisine yardımcı olmamak değil. En önemli şeyi söyleyeceğiz. Biz ne kadar iyi gen tamiri, ne kadar iyi vücutta iltihabı azaltırsak dünyanın bir yandan da çalıştığı hani longevity denen uzun yaşam. Aktif ve evet. sağlıklı uzun yaşama bu tarz beslemelerle gideceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.